Çok çok zor bir dokunulmazlık oyunu izledik. Gerçekten güç konusunda sınırların zorlandığı bir dokunulmazlık oyunuydu. Gönüllüler kaybetti. Bir önceki e, dokunulmazlık oyununu ünlüler kaybetmişti. Murat yazılmıştı. Dün akşam da Aziz yazıldı ve böyle bir konuşma yaptı. Ne düşünüyorsun Hakan Aziz'in konuşmasında? Ben neydi? mi? Valla açıkçası şöyle diyeyim. E, bir kere gönüllü takımın erkeklerini şu anlamda kınıyorum. Tamam Osman 4'te 4 yaptı. Özgür iyiydi her zaman iyi ama... Yani oyunu 7 yedi 7'ye getirmişsin. 4'te 4 dört yapmışsın. Osman, tamam başın dönüyor olabilir. Tansiyonun biraz düşmüş olabilir. Ama senin o oyunu son oyunda çıkıp Yusuf'a karşı alman lazım. E daha önce Yusuf'un Yusuf bu arada dün sadece Aziz ve Alper'le oynadı. Yani oynadı iyi bir maç yok öyle. Osmancan Yusuf'u kafası sargılı, tek elinde telefon. Tek ayağı havada yenecek bir yarışmacı. <laughs> Güç olarak. Bence. Evet. Bence. E şimdi burada Hala maç 7-7'ye gelmiş. Gelmedi. İstese prodüksiyona dese ki ben çıkacağım ama bir 10 dakika dinleneyim lütfen evet. dese prodüksiyon hayır demez. Kürşat'a da oldu hatta benzer bir şey. Kürşat'ta ayağına kramp girince zaman verdiler. E bir yere yani. kadar zaten prodüksiyon özellikle de böyle zor bir oyunda tamam arkadaşlar 10-15 dakika bekleyin. Tabii ki bir saat beklemeye izin verilmez. Tabii. Mantıksız bir durum. Ama 10-15 dakika dinlenme de yeterdi. Aynen. Burada yani e, bir şekilde o anlamda Osman'ı da Özgür'ü de kınıyorum. Bir. ikincisi eğer planları Aziz'in dediği gibi biz zaten Aziz'i yazarızsa şöyle bir hata yapıyorlar. Bu hafta dört tane oyun oynayacaklar. Ya sen olayı yedi yede getirmişsin. Bu hafta da al. Önündeki iki oyundan birini kaybettiğinde Aziz'i yazma şansın olsun. Bak şimdi bugün Aziz girdi ama tabii kafa şöyle işliyor. Diyor ki. Ben diyor bugün Aziz'i yazarım diyor. Yarın yüklenirim oldu kaybedersek zaten elimde bir Asena var diyor. E, Elanur var diyor. En kötü Alper'i yazarım diyor. Biz zaten garantiledik diyor Osmancan falan. Kafada yani. Evet. E bunları düşündün mü kötü. Aziz'e gelecek olursak. Aziz diyor ki e, hani bu takımın motivasyonunun neden olmadığı ya da neden oynamadığı belli oluyor. Çünkü her zaman ...yazılacak bir Aziz var... ...evet haklısın Aziz... ...ama sen adın yazıldığında şöyle bir şey demedin mi... İnşallah ...ben elinden geleni yapacağım... Hı hı. ...yaptı... ...ona da anti parantez söyleyelim... Tabii. ...ama inşallah... ...mavi takım yani benim takımım kaybeder dedi... ...hatta Fatih de tepki gösterdi... E ...sen bu kafada birisin... ...karşı taraftan da senle ilgili bir şey bekliyorsun... ...ya da takımla alakalı... E ...sen de bunu düşünüyorsun bir yerde... Hı. ...şimdi tabi burada yazıldığı zaman... Öyle bir konuşma yapıyor ki e, hani olayı kendine çevirmeye çalışıyor. Bu evet. arada gerçekten bence yine de elinden geleni yapıyor. Yaptı da. E, kapasitesi bu. Hı hı. Ona rağmen elinden gelen mücadeleyi veriyor. Ama mavi takım enteresan bir şekilde dün 7-7'ye gelen oyunda bu kadar her şeyini vermişsin. Yani bu şey gibi bir şey. Kazıyorsun 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 bir yere. Karşı taraftan artık böyle şey. E, ufacık bir delik açılmış ışık gözükmüş. Hani iki tane daha kazma vursan Tünelin o ışığından sen karşı tarafa geçeceksin. Ya ben çok yoruldum ya. ya Best var, mı kaçtılar diyorsun? Yani siz ha yapın. Peki. Ya kaçmışlar başka bir şey yok ki. Yani Osmancanın bence dün oyunda oynaması lazımdı. Yani o oyunu oynayamayacak, Yusuf'la oynayamayacak bir gücü yoksa da zaten Survivor'da ne oyunlar olacak? Haziran'ın 8'i 2018 yılı. Yemin ediyorum size 19 oyuna çıktım sadece Adem, Anıl, Hilmi Murat Ceylan bu dört kişili. 19 oyun. Yani insanlar 19 oyun ve bunun 11'i havuz parkuruydu. Bak hiç unutmuyorum. 19 oyun bir günde. E sen burada dört kere çıkmışsın. Tamam çekme de. Kaç taraf da senin kadar yorgun. Çık, al oyunu bitir işi. Aziz'in yazma hakkını bir sonrakine, bir sonrakinde kazanırsak en sona sakla. En son oyun hatta Birleşme Parti'nizi aranızda çaktırmadan adada yapın mesela. Çünkü zaten bir oyun kalmış kaybedersek Aziz'i yazarız, Aziz giderse de ballı kaymak. Bana yanlış geliyor. O yüzden gönül takıma benden bir pşt, sarı kart. Ama önce bir elimi arka cebe götüreyim. Kırmızı kart gibi. Hmm. Herkes kırmızıyı vereceğim zannetsin. <laughs> Sonra buradan sarı kartı çıkarayım. Buyurun Evrim Hanım. <laughs> Dediklerinin hepsine harfi harfine katılıyorum. Ee, dün izlerken böyle evde dedim ki her şekilde Osman Can yine çıkar dinlenir bekler kaybetse de önemli değil çünkü bir önceki oyunda Osman Can'ın artık nasıl mahvolduğunu evet. görüyoruz evet. ve bence Osman'ın <laughs> psikolojisi çok iyi durumda değil çünkü sanırım hasta olan bir babası var hı hı. babayı sürekli düşünüyor. Bir yandan özlem vurdu artık çok fazla aç kalmaya başladılar çocuğun suratı çöktü hı hı. ve üzerine böyle bir de güç oyunu gelince artık birazcık pes etmeyi tercih etti. Ama benim tanıdığım Osman Can her şekilde o oyuna çıkması lazım çekemesin halatı Evet boşver Yusuf'a da yenilsin atıyorum Halil'e de yenilsin ama oraya o best of'a çıkması gereken kişi Osman'dı. Acaba şunu düşündüm bir ara istatistik mi kovalıyorlar? yenilmeyeyim. Boşu boşuna bir sayı gitmesin. Zaten çok yoruldum. Kendimi yarına hazırlayayım. Bugünkü oyunu almaya değmez. Ne de olsa Aziz'i yazacağız. Birazcık bencillik yaptıklarını düşünüyorum. Ve bu arada da e, Aziz'e bir nevi şöyle dediler. Aziz al sana fırsat. Best of'a çık. Kendini göster. Sayıyı kazan. Gerekiyorsa kendini potadan kurtar. Kendi bağını kendin kestirdiler. Kesinlikle. Ya yani birazcık da daha... Umursamadılar, bir şey olmaz. Daha sonrasında dediğin gibi Asena'yı yazarız, hatta Alper'i yazarız. Kafadan 3 tane kişiyi zaten potaya sokuyorlar. Alper, Allah'ın emri girecek. Üç tane dokunulmazlık kaybedilirse çünkü performansı iyi değil. Güç oyunlarında da yok, hız oyunlarında da yok, denge oyunlarında da yok, hiçbir atışta da yok. E onun yanına zaten problem yaşadıkları bir Asena var. Hı hı. Her ne kadar parkurda iyi olsa da, iyi de öldür hakkını yeme. Evet parkurda iyi Asena. Ama arkadaşlarıyla arasındaki Adada bağ kötü. Uzur. Ve evet. en önemlisi Kardelen'le de arası kötü. Bir tane kız vardı Kardelen'e yakınlaştı. Güçlü bir kaledir Kardelen. Onun yanına sığınmak istedi ama ters düştü. E iki gün sonrasında da Osmancan'dan da cepheyi görünce şu an aslında kaybedilen dokunulmazlıkta Alper'den önce Asena girecektir diye düşünüyorum. Daha sonra Alper en son eğer tekrar kaybederlerse e, Ela ona da zaman yeterse diye. Sen Aziz'le oynasan kazanır mısın bu oyunu? Kazanabilirim. İşte kazanabilir. Evet. Düşün ve evet. böyle bir durumda son oyunda mavi takım hani şimdi kadın erkek ayırmamak lazım ama güç anlamında erkekler biraz daha güçlüdür. Ama Evrim bile Azizi yenebilirim diyor ki mütevazi olarak hı hı. söylüyor bunu. Bence içinden şu an onu orada var ya diyor. <laughs> ben Evrimi tanıyorsam. Nefise de yener Merve de yener Azizi bu aynen. arada kırmızı Yani Me Merve'yi Nefise yenerse sen rahat rahat yenersin. Aziz best of'a çıkacak biri değil. Bu takımı gizlice sabote etmektir. Hı hı. Yani Evrim'e şu sözüne katılmıyorum. İstatistik mi kovalıyorlar? Ya sen Osmancan özgür olarak çık orada. Son sayıyı al. Takımı senin yanına gelsin. Kutlayın, kahraman ol. Son sayı kahramanlık sayısıdır. Evet. Bak kaç gündür bu rolü Yusuf'a kaptırıyorlar. Evet. Ya bu Burada ben heyecanla bekliyorum. şu Yusuf'la Nefise için var ya. Şimdi bak, onlara giriyoruz. Yakacağız buraları ben söyleyeyim ya. Yusuf yani. ben ve inanamıyorum. Nefise gerçekten hatta Survivor bu... böyle karakter görmemiştir. Nefise için konuşuyorum. Yusuf için de söyleyeceklerim var. İnanılmaz yani böyle bir şey olamaz çünkü Yani. Yusuf'un bu son oyunda Osmanca'nın kötü olduğunu gördükten sonra normalde oyun'a çıkmayacaktı ama Osmanca'nın bu halini görünce e, tamam ben çıkıyorum hemen bizde oyun falan gibi bir çıkışı var o da çok dikkatimi çekti e, zaten.